Herkese merhaba. Matematik dersinde saatler konusuna devam ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi dün tam saatleri, bugün ise yarım saatleri, yani buçuklu saatleri öğrendik. Videomuz da bu konuyla alakalı. Dolayısıyla soru cevap etkinliğimiz de bu konuyla alakalı olacak. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi önce öğrendiklerimizi tekrar ediyoruz. Saat üzerindeki büyük kolun adı yelkovan, küçük kolun adı ise akrepti. Akrep, saatleri, yelkovan ise dakikaları gösteriyordu. Şimdi önce her zaman akrebin gösterdiği sayıyı okuyordum. Akrep burada kaça gösteriyor? 2. O zaman hemen 0-2 yazıyorum. Yelkovan 12'nin üzerinde olduğu için yelkovanın olduğu yere 0-0 yazıyorum. Ve bu saati akrebin gösterdiği sayıyla okuyorum. Saat 2. Evet, bunu hatırladığımıza göre yarım saatleri tekrar edebiliriz. Yarım saatlerde de yelkovan her zaman 6'nın üzerindeydi. Akrep ise belli bir sayıyı göstermiyor, iki sayı arasında duruyordu. İki rakamın tam ortasında. Şimdi burada akrep 2 ile 3'ün arasında. O zaman 2 mi diyeceğim yoksa 3 mü diyeceğim? Bunu nasıl ayırt ediyorduk? Akrep 2'yi geçmiş ama 3'e daha gelmemiş. Daha gitmediği sayıyı ben söyleyemem. O zaman burada 2 diyeceğim. Ama 2 deyip bırakmayacağım. Çünkü yelkovan 6'nın üzerinde. 6'nın üzerinde olduğunda ne diyorduk? Buçuk. O zaman burada saat 2 buçuk. Evet, devam ediyorum. Burada ise akrep buçuklu saatlerde akrep her zaman 2 sayı arasında bulunuyor. Burada bakıyorum. Akrep 10 ile 11'in arasında. Onu geçmiş ama 11'e daha gelmemiş. O zaman nasıl okuyacağım ben bunu? 10. Yani kovan altının üzerinde olduğu için 10.5 diye okuyacağım. Burada saat 10.5. Evet, diğer örneğime geçiyoruz. Burada da ne diyor? Haydi saatlerin kaça gösterdiğini bulalım. Haydi hep beraber bulalım. Birinci örneğimde bakıyorum. Akrep 12 ile 1'in arasında. Yelkovan 6'nın üzerinde. Demek ki ben bu saati buçuk diye okuyacağım. O zaman önce akrebin gösterdiği sayıyı nasıl okuyacağıma karar vermeliyim. 12'yi geçmiş, 1'e daha gelmemiş. O zaman 12'yi geçtiğine göre 12 buçuk diye okuyacağım. Burada saat 12 buçuk. İkinci örneğimde akrep 10'u geçmiş, 11'e daha gelmemiş. Yelkovan ise 6'da. 6'da olduğuna göre ben bu saati yine buçuk diye okuyacağım. Onu geçtiği için 10.5. Burada saatim 10.5. Üçüncü örneğimde yelkovan yine 6'nın üzerinde, demek ki buçuk diye okuyacağım. Akrebim ise 8 ile 9 arasında. 8'i geçmiş, 9'a daha gelmemiş. 9'a daha gitmek için yolu var. O zaman ne diyeceğim? 8.5. Burada saatim 8.5. Dördüncü örneğime bakacak olursak, yelkovan yine 6'nın üzerinde. Akrep 1 ile 2'nin arasında. 1'i geçmiş, 2'ye daha gelmemiş. O zaman ne diyeceğim? 1.5. Burada saatim 1.5. Beşinci örneğime bakacak olursak, yelkovan 6'nın üzerinde. Demek ki buçuk diyeceğim. Akrep ise 4 ile 5'in arasında. 4'ü geçmiş, 5'e henüz gelmemiş. O zaman ne diyeceğim? 4.5. Burada saatim 4.5. Altıncı örneğim, yelkovan 6'nın üzerinde. Yine buçuk diyeceğim. Akrep 7 ile 8'in arasında. 7'yi geçmiş, 8'e gelmemiş. O zaman 7.5. Burada saatim 7.5. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta akrebin hangi sayılar arasında durduğu. Yani akrebin gösterdiği hangi sayıyı okuyacağım. Mesela burada 9 ile 10 arasında. 9 mu diyeceğim, 10 mu diyeceğim? Artık bunun nasıl ayırt ettiğimizi öğrendiğinizi düşünüyorum. 9'u geçmiş, 10'a ise daha gelmemiş. O zaman ne diyeceğim? 9.5. Evet, burada da 11 ile 12 arasında. Yelkovanım 6'da. Demek ki buçuk diye okuyacağım yine. 11'i geçmiş, 12'ye gelmiş. O zaman burada saatim 11.5. Evet, soru cevap etkinliğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.